Hoş geldiniz tekrar Sayın Naim Babiroğlu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi önce yayınlar diliyorum. Kitabınızı şöyle göstereyim izleyicilere. Bana da lütfedip imzalayarak göndermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tarihin Kıskandığı Lider kitabıyla bugün karşınızdayız. Sizin kitabınız ve bu biraz da bu kitabı konuşalım istiyorum ama tabii. Devrimlerinden başlayalım müsaade ederseniz. Çok da fazla beklemeyeyim çünkü vaktimiz de giderek azaldı. Doğru. Şimdi siyasal devrimleri var tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün. O siyasal devrimlerin en önemlisi de tabii önce saltanatın kaldırılması, daha sonra cumhuriyetin kurulması. Bunun için de yaptığı tabii olağanüstü bir gayret var. Çünkü o günkü Türkiye böylesine devrimleri kabullenebilecek, bir anda içine sindirebilecek bir ülke değil, toplumu değil. Evet. Tabii dolayısıyla toplumsal devrim de gerekiyor burada. İşin içerisine hukuksal devrim giriyor, kültür devrimi giriyor, ekonomi devrim giriyor falan. Şimdi bu özellikle siyasal devrimleri bize özetler misiniz? Çünkü saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin kurulması meselesi en önemli. Tabii. Hani ülkenin temellerini oluşturan devrimler bunlar. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ü tabii Atatürk yapan hem askeri kişiliği, biraz sonra konuşacağız, hem de devlet adamlığı ya da liderliğidir. Osmanlı'dan tabii aldığı tablo oldukça kötü. Çok kötü bir tablo devralır. Okuma yazma oranı erkeklerde %7, kadınlarda %4. Doğu Anadolu'ya gidildikçe bu düşer. 23 lise vardır mesela sadece. Ortaokul sayısı çok az. Bir üniversite var. 13 milyon var ama 13 milyonun 3 milyonu Trahomlu. Diğerleri tifo, verem, dizanteri gibi, kolera gibi salgın hastalıklar var. Evlerin %97'sinde tuvalet hiç yok. Hemen her evde bit var. Ve harap, yıkık bir ülke. 10 yıllık savaştan çıkan bir ülke. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün elindeki miras budur. Kadının tabii, kadın ikinci sınıf, kadının hiç adı yok. Kadının yargıç, kadının avukat, kadının pilot, doktor olması hayal bile değil. Yani hayal bile edilemiyor. İşte Atatürk'ün yaptığı, sizin bahsettiğiniz bu devrimler sonucunda çok değil 10 yıl sonra dünya ülkelerinin gıptayla bakacağı bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktı. Hı hı. 11 yıl sonra Atatürk 1923'te Cumhuriyeti ilan ettikten, kurduktan sonra çok değil 10 yıl sonra bu Osmanlı'dan aldığı korkunç tabloyu değiştirecek ve 11 yıl sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkını verecek. Bu en önemli devrimlerin bir halkalarından biridir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğinde Türkiye'de Avrupa'da 7. ve dünyada 12. sırada yer alır. Kadınlara haklarının verilmesi konusunda Türkiye olarak. Almanya ve İtalya bu hakları 11 yıl sonra vereceklerdir. Yani 1946'da, düzeltiyorum, 12 yıl sonra vereceklerdir. İsviçre 1971'de verecektir kadınlara Türkiye'deki özgürlüğü. Dolayısıyla Atatürk'ün en büyük devrimlerinden biri de budur. Fakat Atatürk'ün esas devrimi, yani Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin temelini ulus devlet oluşturur. Zeynel Bey, ne demek ulus devlet? Üniter devlet ve laik devlet. Yani evet. Ulus devlet, üniter devlet ve laik devlet yapısı oluşturur. Ulus devlet anlayışı etnik, dinsel ve mezhepsel temellere dayanmaz. Çok önemli bu. Ulus devlet anlayışı etnik, mezhepsel ve dinsel temellere dayanmaz. Evet. Bunun için ulus devlette dil çok önemli. Dil çok önemli. Devletin dini yoktur. Devlet laiktir. Ve üniter devlette ise elbette tek bir ülke, tek egemenlik ve tek ulus vardır. Ulus devletin vazgeçilmez niteliği Atatürk'ün devrimlerinde ve Atatürkçülük felsefesinde ya da Kemalizm dediğimiz felsefede laikliktir. Vazgeçilmez nitelik devletin, ulus devletin vazgeçilmez niteliği laikliktir. Evet. Laiklik en önemli halkadır bu zincirde. Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm değerlerin temel taşıdır. Yani siyasi alanda dünyayla devlet işlerini, birbirinden din alanını birbirinden ayırmaktır. Ama esas olarak hukuki anlamda, yasal anlamda kanun koyucunun dini kurallardan etkilenmeden sosyal yaşamı düzenlemesidir laiklik. Kanunların kaynağı akıldır, bilimdir. Laik devletin resmi bir dini olamaz, dinin gereğini yapmayanlara da dayatma olmaz. Yani onun için Atatürk ne der? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti der. Ne demek Türkiye halkı? Niye Türk halkı demiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran
Türkiye halkına Türk milleti denir. Evet. Türk milletinin tanımında Türkiye halkı var. Türkiye halkı niye öyle diyor? Çünkü Türkiye'de çeşitli etnik, mezhepsel, çeşitli dinsel inançlara bağlı, değişik inançlara bağlı insanlar var. Bu insanlar topluluğunun hepsine Türkiye halkına Türk milleti diyor Atatürk. Bunları yani Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında, Atatürk'ün devlet anlayışında, yönetim anlayışında ve ulus devlet anlayışında ayrımcılık yoktur. Dinsel, mezhepsel, etnik kökenler tamamen yoktur. Ayrımcılığı reddeder. Onun için doğudaki bir köyden, fakir bir köyden okuma yazma bilmeyen anne babanın çocuğu olan Aziz Sancar'ı Nobel Bilim Ödülü'ne taşımıştır Atatürk'ün Cumhuriyeti. İsimsiz bir kişiyi ve onun için Türkiye'nin doğusunda, güneyinde, ortasında, batısında her yerinden isimsizleri, kimsesizleri, fakir mahalleden, yoksul bir köyden Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'na taşıyan rejimin adıdır Cumhuriyet. Neden? Etnik, mezhepsel, dinsel temellere, inançsal temel inançla dayanmaz. Her fırsat eşitliğidir. Liyakattır Cumhuriyet. Fırsat eşitliğidir. Atatürk'ün kendisidir o. Fırsat eşitliği, liyakat ve erdemdir. Bugün Demirel, Isparta'nın fakir bir İslam köyünden çoban olarak Cumhurbaşkanı olabiliyor. Türkiye'de oldu. Aynı anda Mardin'den, yine yoksul bir köyden Aziz Sancar Nobel Bilim Ödülü'ne taşıdı Atatürk'ün eğitim sistemi. Onun için Atatürk deyince liyakatı ve Atatürk deyince itibarı, onuru, Cumhuriyeti de tabii aynı şekilde ve Atatürk deyince, Cumhuriyet deyince fırsat eşitliğini anlıyoruz burada. En önemlisi budur. Atatürk'ün kurduğu devrimlerin en önemlisi de nedir biliyor musunuz Zeynel Bey? Evet. Devrimciliktir, devrimcilik. Evet. Hani bazıları elinin tersiyle iter ya, ya Atatürk'ün zamanında bu vardı, şimdi çağ değişti. Önce Atatürk'e bir ulaşın da ondan sonra çağ değişsin. Bakın Kemalizmin en temel ilkesi nedir biliyor musunuz? Sürekli değişim olan devrimciliktir. Devrimcilik sürekli değişim ve gelişmedir. Ahmet Taner Kışlalı der ki haklı olarak, Kemalizm geçmişin bekçiliği değil, geleceğin önceliğidir. Kemalizm Türk aydınlanmasıdır. Atatürk ne diyor bunun için devrimcilikle ilgili, akıl bilimle ilgili? Biz ilhamlarımızı gökten değil, doğrudan doğruya hayattan, gerçek yaşamdan alıyoruz diyor. Yani akıl bilim. Onun için Atatürk ve Cumhuriyet deyince akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve en önemlisi hepimiz için umut gelir, umut. Yani Atatürk hem akıldır, hem bilimdir, hem tam bağımsızlıktır, hem anti-emperyalizmdir ama umuttur. Yarına olan güvenle yaşamaktır. Gençlerin beyin göçüne gitmemesidir, yönelmemesidir. Gençlerin yarına olan özgüvenidir, güvenidir. Umududur, mutluluğudur. Atatürk ve Cumhuriyet budur. Dolayısıyla 11 yıl sonra Atatürk'ün bu devrimleri bugün Türkiye'nin yapamadığı 1934'te ne yapmıştır? O kötü tablodan uçak yapmıştır, uçak, Kayseri Uçak Fabrikası'na. Türkiye kendi uçağını yapmıştır. 1938'de 15 yıl sonra kolera aşısını Çin'e göndermiştir yardım olarak. Atatürk'ün Cumhuriyeti bu. Atatürk ne yapmıştır? Yine kendi devrimlerinde yurtta barış, dünyada barış politikasıyla tek kurşun atmadan Hatay ilimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarına takmayı başarmıştır. Evet, hastalığı Hatay davası nedeniyle oldukça kötüleşmiştir ama Atatürk bunu diplomasiyle başarmıştır. Evet. Montre-Boğazlar Sözleşmesi'ni diplomasiyle başarmıştır. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın Türkiye'nin egemenliği altına girmesi. Dolayısıyla bunu söyledikten sonra müsaade ederseniz Atatürk'ün 10 Kasım nedeniyle bir de insani yönüne değinelim. Atatürk kimdir yani? Kim Atatürk? Niye biz kitabımıza tarihin kıskandığı lider diyoruz? Bir abartma mı yapıyoruz? Kesinlikle hayır. Atatürk'ün zaten abartılmaya ve takdir edilmeye ihtiyacı yok ki. Bakın 10 Kasım 1938 günü Atatürk ebediyete intikal ettiğinde Perşembe günü saat 9:05 gece bütün dünya ajansları bu haberi girer. Londra'da, İtalya'da, düzeltiyorum, İtalya'da bir profesör, tarih profesörü bir yazı kaleme alır, makale. 11 Kasım 1938'de Zeynel Bey, bu tarih yazısı, İtalyan profesörün yazısı bir İtalyan gazetesinde yayımlanır. Asaf İlbay, Atatürk'ün arkadaşı, İtalya'dadır o anda, bunu tercüme ettirir bu yazıyı. Ne der biliyor musunuz İtalyan tarihçi? Yazının sonunda Atatürk'ü anlatır, askeri ve devlet adamlığı yönünü anlatır ve sonunda der ki İtalyan profesör, tarihçi,
Büyük İskender, Sezar, Napolyon ayağa kalkın büyünüz geliyor der bir cümleyle. Ne demek bu cümle biliyor musun Zeynel Bey? Büyük İskender Aristo'nun öğrencisi ve kendi döneminde bilinen coğrafyanın yarısını fetheden bir komutan. Sezar kendi döneminde dünyanın en büyük hükümdarı komutanı. Napolyon batıya göre dünyanın en iyi komutanlarından biri. 62 savaşa girmiş, hepsi birbirinden farklı demiş. Evet ve İskender Aristo'nun öğrencisi aynı zamanda. Evet. Büyük İskender, Sezar, Napolyon kıskanmışlardır bilinmez ama iyi asker olduklarından, iyi komutan olduklarından Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde savaşın ustasının önünde saygıyla eğilmişlerdir. Bunu ben bir söylemiyorum. İtalyan tarihçi söylüyor. Ve 10 Kasım 1938'de Atatürk ebediyete intikal ettiğinde Londra'da hasta yatağında biri vardır 80 yaşlarında. Mareşal Bertut. Mareşal Bertut hasta yatağındadır, Londra'dadır. İngiliz general, emekli ama İngiltere hükümeti Mareşal rütbesi verir onu ödüllendirmek için. Ve adı Mareşal Bertut'tur. Hasta yatağında duyar radyodan Atatürk'ün vefat ettiğini. Der ki doktorlarına, ben Türkiye'de Atatürk'ün cenaze törenine katılmak istiyorum der. Zeynel Bey, doktorları tabii der ki herhalde yaşlıktan dolayı bizim hastamız biraz problemli oldu. Sağlıklı düşünemiyor derler. Türkiye'ye gidecek. Ayağı kangren olma tehlikesiyle karşı karşıya, 80 yaşına gelmiş, ayağı şiş, yürüyemeyecek ama Türkiye'ye cenaze törenine katılmak istiyor. Derler ki herhalde problemi var. Derler ki Sayın General, siz bunu söylüyorsunuz ama bırakın Türkiye'ye gitmeyi, Londra'nın dışına çıkamazsınız. Niye çıkamazsınız? Ayağı şiş, kangren tehlikesi var, kan kaybından ölürsünüz. İzin vermezler. Fakat General Bertut İngiliz hükümetine başvurur, bir tören birliği alır ve 21 Kasım 1938 günü Ankara'da yapılan Atatürk'ün devlet cenaze töreni, yani devlet töreni yapılır diye geçici olarak Etnografya Müzesi'ne ikametgah, yani istirahat ettirilecektir geçici olarak. Anıtkabir 1953'te yapılacaktır. Evet. Bu törende Mareşal William Bertut Atatürk'ün naaşı cenazesi geçerken karşıdaki halk evinin balkonunda İngilizler onun ayağı şiş ayağının altına minder koyarlar düşmesin diye, arkaya da koltuk koyarlar düşmesin diye. Mareşal üniformasıyla, asasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşını selamlar. Peki kimdir bu Mareşal Bertut? 1915'te 34 yaşında Mustafa Kemal'in karşısında yenilen, Mustafa Kemal'in yendiği Anzakların komutanı Tuğ General Bertut. Bu kendi düşmanlığı, kendisini yenen ve tarihe yenilmiş bir komutan olarak geçen General William Bertut, kendisini yenen düşmanına ölüm tehlikesini göze alarak Ankara'ya geliyor ve saygı duruşunda bulunuyor. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihin kıskandığı lider yapan niteliklerden biridir. Mesela Trikopis var. 2 Eylül 1922'de Atatürk'ün askeri kişiliğini de anlatmış oluyoruz böylece. Evet. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos'ta zafer kazanır. 2 Eylül'de Uşak'ta geçici bir karargahta evdedir. Çünkü İzmir'e doğru Türk ordusu ilerliyor. O anda Yunan komutanlar ve askerleri esir alınır 2 Eylül'de. Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna getirirler. Trikopis Yunanların o andaki başkomutanı, Anadolu'daki başkomutanı. Evet. Trikopis gelir, oturur, Atatürk ayakta karşılar, elini sıkar, çay kahve ikram eder. Ondan sonra tabii ayrıntıya girmeyelim, zamanımız yok. Der ki Trikopis'e teskin etmek, teselli etmek için. Sayın General der, eğer görevinizi yaptığınızdan vicdanınız rahatsa üzülmeyin, rahat olun. Çünkü savaşta her askerin başına esir düşmek gelebilir. Napolyon da esir alındı, esir düştü der. Onun için üzülmeyin eğer vicdanınız rahatsa. Trikopis ayrılır. 1923'te esir mübadelesi olur. Kurşuna dizilmekten kurtulur. Ama Zeynel Bey, burada bir ilave bir cümle söyleyeyim değerli izleyenler için. Hani bu Yunanlılarla, İngiliz ve Yunanlılarla yapılan bu savaşı küçümseyenler var. Böyle küçük savaş diyenler var. İşte keşke Yunanlılar yenseydi ne olacak, Yunanlılar büyük müydü? Halbuki Yunanlıların mevcudu Ankara'ya yaklaştıklarında 230 bine kadar çıkmıştı. Yani çelik çomak oynamaya ya da piknik yapmaya gelmemiş. 230 bin kişiye çıkmış. Ve Yunanlılar yenildiği için Anadolu'da ne yaparlar biliyor musunuz? Ekim'de bir savaş mahkemesi kurarlar ve 6 kişinin idamına karar verirler. 6 kişinin içinde başbakan vardır, genelkurmay başkanı vardır, haccanesi vardır. Nasıl kurşuna dizerler biliyor musunuz Zeynel Bey?
Yunan tarihine kara bir leke, utanç bir leke yaşattıkları için, böyle bir felaketi yaşattıkları için sırtlarını çevirirler, sandalyeye ters bağlarlar ve sırtlarından kurşuna dizerler. Evet. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın kazandığı zaferin büyüklüğünü anlatmak için söyle. Trikopis kurşuna dizilmekten kurtulur, esir alınır. Atina'da yaşa, 1938'de Atatürk ebediyete intikal ettikten sonra Zeynel Bey, Trikopis her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Atina'nın Türk Büyükelçiliğine gelir ve Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün büyük boy fotoğrafının önünde saygı duruşunda bulunur. 1950'de. İşte Atatürk'ü böyle Atatürk yapan. Hocam, evet, öyle bir dakikamız evet. Kaldığı için son söylüyorum. Son bir cümlenizi alayım. Son evet. Tabii. Atatürk demek akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve umut demektir. Ve Atatürk bu milletin ebedi lideridir. Biz Atatürk'le övünmemize ihtiyaç yok. Biz insanlar nankör olabiliriz ama tarih nankör değildir. Bir hizmeti asla unutmaz. Dün Atatürk'tü, bugün büyük Atatürk oldu. Yarın daha da büyük Atatürk olacak. Ben bütün izleyenlerimize Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, sağlıkla kalın diyorum. Ruhları şad olsun o kahramanların. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Ve de silah arkadaşlarının çok çok teşekkür ediyoruz. Naim Babiroğlu, emekli Tuğgeneral, tarihçi hocamız Doktor Naim Bey bizimle birlikte oldu. 29 Ekim'de olduğu gibi 10 Kasım'da da bizi yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz de size teşekkürler ediyorlar. Yolladıkları mesajları okuyamadım aslında. Çok çok teşekkürler. Bugün de aslında bitirdik. Sadece